Sedat Peker'in yayımlanmış videolarını Türkçe konuşan ve Türkiye meselelerine ilgili ilgisiz milyonlar, on milyonlar seyretti. Bu videoları Twitter'da haddini aşan herkesin kapısına polis yollayan Ankara'nın yasaklamaması, YouTube linkleri dururken dalga geçer gibi Sedat Peker'in şahsi internet sitesine engel koymasının nedenleri vardı. Saray neyin ne olduğunu anlamaya çalıştı önce. Krizi yönetebileceğini düşündü. Bu yolla başta Süleyman Soylu olmak üzere canını sıkan isimlerden kurtulabileceğini zannetti. Ve 4. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ne yapsa ters tepecekti. Baştaki krizi kontrollü yönetme stratejisi birkaç hafta işe yaradı. Erdoğan ve medyası konuya girmedi, Sedat Peker nezaketini bozmadı, aracılar devredeydi. Her an her şey olabilir, Peker tekrar susabilirdi saray ilk defa günden belirleyemiyordu. Buna karşılık pazarlık gücünü de yitirmek istemiyordu veya bu bilinsin hiç işine gelmiyordu. Peker'in evini basmak, karısını kızını korkutmak senaryonun bir parçası mıydı bilinmez. Ailenin hemen sonra Dubai'ye babalarının yanına uçması gözden kaçmamalı. Pazarlık daha o aşamada başlamış olabilir. Peker'in bunu harika bir mağduriyet gerekçesi olarak kullandığı şimdi daha iyi anlaşılıyor. Yani Peker, Suriye'ye giden silahlar ve bundan nemalananlar konusunu gösterip çekmedi. Bilinçli olarak erteledi. Kadayıfın altının kızarmasını bekledi. Eski Peker'le bugünkü arasında fark var. Geçen yıl rica sonucu videoları durdurması, Ankara ile aradaki ulakların taleplerine uyduğunu teyit etmesi analistleri yanılttı hali hazırda diyalog kapısının açık olduğu, kimi pazarlıkların döndüğü, gerekirse videoları yine kesebileceği analizleri yapıldı. Hepsi patladı. Erdoğan'ın meselenin sadece soylu ve ağır olmadığını anlaması gecikti. O arada peker bir fenomen oldu. Videolarındaki doğrulanan detaylar çıtayı her defasında yükseltmesini sağladı. Anlaşıldı ki Sedat Peker'in konuşması veya konuşturulması bir saray organizasyonu değildi. Tabi bu macun tüpten çıktıktan sonra sarayın olayı kontrol altında tutmaya çalışmasına mani değil. Düne kadar Erdoğan sonrası için adı geçen isimlerden biriydi Süleyman Soylu. Şimdi kağıttan kaplan bile değildir. Mehmet Ağar artık gerçekten emekli olmuş sahalardan çekilmiştir. Korkut Eken, Galip Mendi ve arkadaşları bir süre sonra konuşacak sözcü bulamayacaktır. Bahçeli ve Çakıcı ne için beklemektedir? Henüz bilinmemektedir. Pekerse ellerini ovuşturmaktadır. Ulan nasıl bir tezgaha geldik demişti önceki videolardan birinde. Herkes yedi bunu. Tezgaha gelen Ankara ve çevresi oldu.